Kadınca TV'den herkese merhabalar. Bugün Beylerbeyi Pilates'teyiz. Yanımızda Arzu Kıroğlu pehlivan var. Arzu Hanım merhabalar. Merhaba. Bize kendinizden ve kuruluşunuzdan bahseder misiniz? Tabii. 1983 Güder doğumluyum. 7 yaşından beri sporun içindeyim. 12 yaşında en küçük amili sporculardan biriydim. Türkiye, uluslararası ve Avrupa'da dereceleri ve şampiyonlukları olan bir judocuydum. Karadeniz Teknik Üniversitesi ve beden eğitimi ve spor öğretmenliği mezunuyum. Okul bittikten sonra 3 sene kadar beden eğitimi ve spor öğretmenliği yaptım. Akabinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülhacize Müdürlüğü'nde spor ve egzersiz uzmanı olarak çalıştım. Tabii bu zaman zarfında pilates hayatımın hep içindeydi. Fakat tam anlamıyla içine girebilmek için pilates stüdyomuzu açmaya karar verdik. Ve 1,5 senedir burada değerli üyelerimize hizmet veriyoruz. Pilates nedir? Nasıl yapılır? Joseph Pilates tarafından kasları güçlendirmek, esnekliği artırmak ve vücudun genel sağlığını iyileştirmek amacıyla geliştirilmiş bir egzersiz sistemidir. Kesinlikle bir spor branşı değildir. Hakemleri, sporcuları ya da kuralları yoktur. Özellikle vurgulamak isterim ki Pilates fizik tedavi ve rehabilitasyon amaçlı yaptırılan bir egzersiz sistemidir. Pilates egzersizlerinde vücudun hangi bölümünü çalıştırırsanız çalıştırın, önemli olan omurganın çevresindeki kasları eşit ve dengeli bir şekilde çalıştırmayı amaçlar. Tüm egzersizler omurga odaklıdır. Bu yüzden eğitmeninizi çok iyi seçmelisiniz. Ayrıca hangi eğitmenle çalışırsanız çalışın, eğitmeninizin kas sistemini yani fizyoloji, anatomi ve kinesiyolojiyi çok iyi derecede bilmesi gerekmektedir. Pilates neden bu kadar popüler oldu? Pilates egzersizlerinin temel amacı zihin ve beden bütünlüğünü sağlamaktır. Pilates denge ve koordinasyonu arttırarak stresi azaltır ve günümüzdeki birçok insanın istediği şey de budur. Yapılan egzersizler güvenli ve kontrollü yaptırıldığında her yaş grubu için de uygundur. Günlük yaşamımızdaki kaliteyi ciddi anlamda artırır. Günümüzde çeşitli rahatsızlıklar olan insanların sağlığını iyileştirmek için de kullanıyoruz. Yani bunların başlıcaları bel fıtığı, boyun fıtığı, skolyoz, kontromalezi, osteoporoz, osteopeni, disk kayması vesaire gibi. Tabii bunları mutlaka doktorların kontrolleri sonrasında tedaviyi destekleme amaçlı yaptırıyoruz. Yani eğitmenizi iyi seçin ve daha kaliteli bir yaşama sarılın diyoruz. Fizik tedavi ve rehabilitasyon amaçlı da bu egzersizleri yaptırıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz size. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Çok sağ olun. Bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.